Cumartesi günü İstanbul'dan ve çevre illerden gelen kilise önderlerinin katılımıyla Gazi Mahallesi'nde Can Kurtaran Kilisesi açıldı. Can Kurtaran Kiliseleri Önderi Hakan Taş'tan yaptığı açılış konuşmasında Gazi Mahallesi'nde bir kilise açmak için yıllardır dua ettiklerini ve sonunda Tanrı'nın sağlamasıyla merkezde bulunan kiliseyi açtıkları için şükrettiklerini belirtti. Açılışa gelen önderler teşvik edici konuşmalarıyla yeni kilisede hizmet edecek inanlıları yüreklendirdi. Cumartesi günü İstanbul'dan ve çevre illerden gelen kilise önderlerinin katılımıyla Sultan Gazi'de bulunan Can Kurtaran Kilisesi dualarla açıldı. Bu kurdeleyi baba, oğul ve kutsal ruh adıyla kesiyoruz ve burayı İsa Mesih adıyla bereketliyoruz. Amin. 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 Can Kurtaran Kiliseleri Önderi Hakan Taş'tan yaptığı açılış konuşmasında Gazi Mahallesi'nde bir kilise açmak için yıllardır dua ettiklerini ve en sonunda Tanrı'nın sağlamasıyla merkezde bulunan kiliseyi açtıkları için şükrettiklerini belirtti. Eşay Taş'tan'ın yönettiği tapınmada Hristiyan vatandaşlar ilahilerle ve dualarla Tanrı'yı yüceltti. Tapınmanın ardından İstanbul'daki bazı kilise önderleri konuşma yaptı. Şişli Dirisu Kilisesi önderi Bedri Peker, Kutsal Kitap'tan Yuhanna 4:27-38 ayetleri okuyarak başladı. İsa Mesih'in öğrencileriyle yaptığı sohbetten örnekler vererek katılımcılara teşvik sözleri verdi. Pastör Peker'den sonra Kadıköy Anadolu Protestan Kilisesi Pastörü Gürkan Çamsun, Kutsal Kitap'ta 7 kiliseden biri olan Efes Kilisesi'nden örnekler vererek Gazi Mahallesi'ndeki yeni açılan kilisenin de Efes gibi bölgedeki tek kilise olduğunu vurguladı. Gazi Mahallesi'nde hizmet eden kardeşler için dua etmeye devam etmeliyiz diyerek sözlerini bitirdi. Rabbin mabedi bizleriz diyerek sözlerine başlayan İstanbul Elmadağ Kilisesi Pastörü Muharrem Bilgiç, burası Rabbin dua evidir. Bir sene sonra burası yetmesin, daha büyük bir yere geçilsin diyerek dua etti. Zeytinburnu İsa Mesih İnanlıları Kilisesi önderlerinden Habib Anlı, birbirinize olan sevginiz coşkun olsun, gelecek olan canlara sevginiz coşkun olsun. Bir baba yüreği gibi onlara her zaman merhamet edin. Öz evlatları gibi sevin diyerek teşvikte bulundu. Habib Anlı'nın teşvik sözlerinin ardından Gazi'de hizmet edecek kişiler için tüm önderler ve katılanlar dua etti. Duaların ardından tüm katılımcılar beraber yemek yedi ve sohbet etti. Amin. Varlığının gücü burada. Amin.